Herkese merhabalar. Fitness yapmaya hazır mısın Tonguç evladım benim? Evet, kaslı olmak istiyorum hocam. Harikasın o zaman. Bugün seninle fitness yapmasak bile fitness konusunu öğreneceğiz. Ve fitness konusunda göreceğimiz kelimelerle esasında İngilizce'de gerçekten bilgi açısından kaslı olacağız. Ne demişiz burada Tonguç evladım benim? Do your best and forget the rest. Harikasın. Do your best and forget the rest. Yapabileceğinin en iyisini yap, sonra da gerisini unut diyor. Yani demek istediği şey şu. Bizler elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Güzel güzel derslerimize çalışacağız. Ardından da taktikli soru bankasından, Dinamo İngilizce'den, Zoru Bankası'ndan ödevlerimizi çözeceğiz. Kelimelerimizi çalışacağız. Sonrası artık gerisini bekleyeceğiz, sonucumuzu bekleyeceğiz. Ama bugün seninle gerçekten çok güzel, çok keyifli bir konu öğreneceğiz. Hemen eşofmanlarını giy. Giyindim hocam. Harikasın. Eşofmanlarını giydiysen dersimize başlayalım. Tabii şaka yapıyorum. Eşofman falan giymene gerek yok. Bugün seninle İngilizce dersi yapacağız. Ama İngilizce'de gerçekten eğlenceli bir konu öğreneceğiz. Şimdi burada bazı kazanımlarla alakalı bilgiler verdik. Asking for clarification, making, accepting, refusing. Bunlara hiç takılmana gerek yok. Bunlar esasında işleyeceğimiz konunun kazanımlarının isimleri. Bugün öğreneceğimiz kabul etmek, reddetmek, açıklamaları sormak, bunların hepsini güzel güzel öğreneceğiz. Ama istersen gel önce şu gördüğümüz sporların neler olduğuyla başlayalım. Burada gördüğün gibi bak bisiklete binen bir arkadaşımız var. Sen burada dağ yürüyüşü yapıyorsun. İşte koşan bir arkadaşımız var. Aynı zamanda dalan bir arkadaşımız var. Kamp yapan bir arkadaşımız var. Egzersiz yapan bir arkadaşımız var. Paten kayan bir arkadaşımız var. Bunları güzel güzel yerleştirelim. Şimdi bak burada kelime kartlarımız var. Skating sence hangisi olabilir? Paten kayan hocam. Harikasın. O zaman skating'i buraya yazdık. Doing exercise bak egzersiz yapan. Diving dalış yapan. Jogging yine yürüyüş yapan. Hiking yine dağ yürüyüşü yapan. Dağ yürüyüşü yapan. Camping. Camping nedir Tonguç herhalde benim? Kamp yapan. Harikasın. Kamp yapan. Bak buraya hemen camping'i de koydum. Cycling bisiklete binen. En sonuncusunu da sen tahmin et Tonguç herhalde benim. Running teacher. Harikasın. Running bak. Running, camping, doing exercise, skating, diving, jogging, cycling ve hiking. Yani dağ yürüyüşü yapmak, bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, işte dalış yapmak, koşu yapmak, kamp yapmak, egzersiz yapmak, paten kaymak. Bunların her biri esasında son derece keyifli, son derece güzel kelimeler. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunları böyle güzelce kaldırıyorum. Ardından da bunlarla alakalı bazı taktikler var. Bunları bilmemiz lazım. Mesela diyelim ki do yapmak demek, go gitmek demek, play'de oynamak demek. Sence futbol yapmak der miyiz? Hayır hocam. Demeyiz tabii ki. Futbol yaptım. Veyahut da basketbol yaptım demeyiz. Ne deriz? Futbol oynadım, basketbol oynadım deriz. Harikasın. O zaman bunlar oynadım dediğimize göre play futbol. Bak futbol oynadım. Play basketball diyoruz. Bak futbol oynadım, basketbol oynadım şeklinde yazıyoruz. Şimdi diğerine baktığımızda ise mesela yapmak do yoga. Yoga yapmak. Do aerobics. Hemen yazalım şöyle. Aerobics şeklinde yazıyorum. O zaman aerobics eledim. Yoga'yı eledim. Şimdi geldik buraya go'ya. Go'ya baktığımızda ise gitmeyi görüyoruz. Bak gitmek, running, hiking, swimming, futbol, basketbol. Futbol, basketbol da bitmişti. Yüzmeye gider miyiz? Evet hocam. O zaman yazıyorum. Go swimming diye yazdım. Yüzmeye gitmek. Ardından go running, koşmaya gitmek. Go running'i de yazdım. Ve en sonuncu ne kaldı Tonguç herhalde benim? Go hiking. Onu da çok güzel bir şekilde yazıyorum. O zaman biz bu fiilleri gördüğümüzde do'yu kullanacağız. Do yoga, do aerobics. Yani aerobik yapmak, yoga yapmak. Go swimming, yüzmeye gitmek. Go running, koşmaya gitmek. Play football, play basketball, futbol oynamak, basketbol oynamak şeklinde ilerleyeceğiz. Tonguç evladım benim. Bunları da güzel bir şekilde eledik ve şimdi geçiyoruz buraya. Making simple suggestions, yani basit önerilerde bulunmak. Let's diyeceğiz. Let's ne demek biliyor musun Tonguç evladım? Bilmiyorum hocam. Söylüyorum let's, haydi demek, haydi. Mesela diyelim ki let's play basketball. Haydi basketbol oynayalım. Oynayalım hocam hadi. Hayır şimdi değil evladım yani ben bu cümlenin İngilizcesini söylüyorum. Let's play basketball dediğimizde hadi futbol pardon hadi basketbol oynayalım oluyor. Would you like to diyor bak. Would you like to play basketball ise basketbol oynamak ister misin? Aynı şey esasında. Hadi oynayalım aynı şey. Burada ise kibarca soruyor. Basketbol oynamak ister misin? Hadi basketbol oynayalım. Ve hatta how about playing basketball? Basketbol oynamaya ne dersin? Şeklinde sorular sorabiliyoruz Tonguç evladım benim. Burada dikkat ettiysen how about'tan sonra ing geldi. Yani how about playing dedik ama let's play basketball. Would you like to play basketball dedik. Burası da önemli. Şimdi bu cevapları aldıktan sonra yani bu soruları sorduktan sonra cevap alacağız. Cevaplarımız olumlu da olabilir, olumsuz olabilir. No thank you. Hayır teşekkür ederim. I'm sorry I can't. Üzgünüm yapamam. I'm sorry but I must study. Burada ne dedi? Üzgünüm gelemem dedi. Hayır üzgünüm gelemem demedi de
üzgünüm, ders çalışmak zorundayım dedi. Dolayısıyla bak, I'm sorry but, fakat, I must study. Ders çalışmak zorundayım dedi. Dolayısıyla esasında bunların her birinde ne yaptı? Refuse, yani reddetti. Bak, no thank you, hayır teşekkür ederim, bir reddetmek. I'm sorry I can't, üzgünüm yapamam, reddetmek. I'm sorry but I must study, üzgünüm fakat ders çalışmak zorundayım. Bunların her biri bir red oluyor. O zaman buraya şöyle bir üzüntü işareti koyabiliriz. Ama şuraya bakalım, bak burada ise sevinçli. That sounds great, harika. That's a good idea, güzel bir fikir. Sure, kesinlikle diyor. O zaman bunlar olumlu, yani bunlar accepting, kabul etmek. Bunlar ise refusing, yani reddetmek diyoruz. Şimdi gelelim buraya. Look at the pictures and answer the questions. Resimlere bakın ve soruları cevaplayın diyor. Şimdi sen Tonguç'a soruyorsun. Sor bakalım, sen sor Tonguç'a benim. Would you like to play tennis? Harikasın. Would you like to play tennis? Yani tenis oynamak ister misin diye soruyorsun. Tongül de senin teklifini kabul etmemiş. Baksana üzüntülü duruyor. O zaman ne desin mesela? No thanks. Hayır teşekkür ederim. I'm tired. Ben yorgunum diyebilir. Gerçekten bir bahane buldu. Gerçekten gelmiyor. No thanks. Hayır teşekkür ederim. I'm tired dedim. Şimdi o zaman madem yorgunsun, o zaman başka bir teklifte bulunuyorsun. How about reading a book? Kitap okumaya ne dersin diyorsun. Kitap okumaya da güzel fikir diye bak. Bu sefer gülümsedi. O zaman güzel fikirse şunlardan bir tanesini seçelim. Hangisini seçelim Tonguç Elan benim? That's a good idea. Harikasın. O zaman seni seçtin. Yazıyorum. That's a good idea. That's a good idea. Bu iyi bir fikir dedi. Bak burada üzüntülü olmasından esasında reddedeceğini anladık. No thanks. I'm tired. Çok hayır teşekkür ederim. Yorgunum. Burada ise sevinçli olmasından kabul ettiğini, accept yaptığını, yani accept yapmak demedim de kabul ettiğini gördük. That's a good idea dedik ve hemen güzel bir şekilde yazdık. Buraya başka cevaplar da gelebilir, buraya da başka cevaplar da gelebilir. Yani sen şu that's a good idea yazan yere that sounds great de diyebilirsin. That sounds great ya da sure kesinlikle de diyebilirsin. Ya da buraya başka şeyler de bulabilirsin. No thank you ya da I'm sorry I can't de diyebilirsin. Reddettiğin zaman söyleyeceğin şeyler belli, kabul ettiğin zaman söyleyeceğin şeyler belli. Şimdi bir de asking for clarification, yani bazen insanların konuştuğunu anlayamadığımız zaman onu tekrar etmesini ya da anlayamadığımızı söyleriz. Mesela deriz ki can you repeat it please, tekrar eder misin lütfen, ya da can you say that again please, tekrar söyleyebilir misin lütfen. Bak repeat de tekrar etmek, say that again tekrar söylemek. Dolayısıyla ikisi de aynı şey. Can you repeat it please, tekrar söyler misin, can you say that again please, tekrar söyleyebilir misin lütfen diyor. Şimdi bir de making simple inquiries, yani basit sorularda sorabiliyoruz. Mesela demiş ki can you play baseball? Baseball oynayabilir misin diyor. Şimdi burada oynayabiliyorsa ne diyecek? Yes I can. Ama oynayamıyorsa da, oynayamıyorsa bak mesela Tongül oynayabiliyormuş, Tankut oynayamıyormuş. O zaman Tankut oynayamıyorsa ne diyecek? No I can't. Berkan. Aynen Berkan. Öyle bir cümle olmaz ama neyse, yani Berkan yapamıyor demek istiyorsun sen. Bak I can yapabilirim. No I can't yapamam. I can yapabilirim. I can't yapamam diye söyleyebiliriz. Şimdi look at the words in the parentheses and write the dialogues. Parantezlerdeki kelimelere bakarak diyaloglar yazın diyor. Şimdi başlayalım. Şimdi burada diyor ki golf var. Öneride bulunacak. O zaman golf oynar mısın diyecek. Mesela ne diyelim? Let's play golf diyebilir. Bak şöyle let's play golf diyebilir. Ya da would you like to play golf diyebilir. Golf oynamak ister misin diye bir öneride bulunur. Suggestion önerim. Suggesting önerim. Bu da kabul ettiyse bir cümle söyleyecek, reddettiyse bir şey diyecek. Diyelim ki kabul ettiyse ne desin? Sure. Harikasın. Sure kesinlikle diyor. Bak bu kabul etmek. Zaten gülümsüyor. Bu ise üzüntülü. O zaman bu reddetmiş. O zaman bu ne desin? I'm sorry I can't. Harikasın. O zaman I'm sorry, üzgünüm, I can't. Üzgünüm, yapamam şeklinde cevap veriyor. Şimdi geldik buraya. Write, go, play or do demiş. Yani gitmek, oynamak ya da yapmak diyeceğiz. Şimdi buraya baktığımızda handball, basketbol, futbol gibi şeylerde ne oluyordu Tonguç Elan'ın benim? Play oluyordu. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Play handball. Ya da şuraya da mesela play baseball diyebiliriz. Çünkü topla oyun oynanır. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Yapmakla alakalı mesela do karate, karate yapmak ya da do yoga, yoga yapmak diyebiliriz. Fakat swimming yani yüzme ve fishing ise gitmekle alakalı. O zaman go swimming, go fishing, yüzmeye gitmek, balığa gitmek diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Read the text and write true or false. Text okuyun diyor, sonra doğru veya yanlış yazın diyor.
Hello, I am Tongül. Merhaba, ben Tongül. I love doing sports. Spor yapmayı severim. I play volleyball and basketball. Ben voleybol ve basketbol oynarım. I am good at playing handball. Ben handball oynamada iyiyimdir. But, fakat, I am bad at playing football. Futbol oynamakta nasılmış? Tongül iyi top oynayamıyor hocam. Evet, Tongül iyi top oynayamayabilir belki ama yani futbol oynayamayabilir ama bazı kızlar çok iyi oynuyor. Hatta bayan futbol takımları da var, onu da bilelim. I am bad at playing football dedi. Ben top oynamakta iyi değilim dedi. Ama sen futbol oynamakta iyi değil diyorsun ama Tongül'cüğüm bak handbolda da iyiymiş. I feel happy when I do sports. Kendimi iyi hissederim, mutlu hissederim. When I do sports. Spor yaptığım zaman kendimi mutlu hissederim diyor. Şimdi gelelim buraya. True or false diyeceğiz. She loves doing sports. O spor yapmayı seviyormuş. Bunu söyleyebilir miyim sence Tonguç Evren benim? Evet hocam. Söyleyebiliriz. O zaman buraya true yazıyorum. She is bad at playing handball. Handball oynamakta kötüymüş. Hayır. I am good at playing handball dedi. O zaman bu false. She is good at playing football. Futbol oynamakta iyi miydi? Hayır hocam. O zaman bu da yine yanlış olmuş. Çünkü she is good at diyor. Halbuki bunda iyi, bunda kötüydü. Bunda bilmemiz lazım. Şimdi geldik başka bir soruya. Fill in the blanks with the correct options. Yani hatırlarsan yapmak, gitmek ya da oynamak demiştik. Bunlardan hangisi oynamak olabilir sence Tonguç'um? Golf hocam. Harikasın. Golf oynamak. O zaman buraya play golf diyorum. Play futbol, play baseball, play handball, play basketbol diyor. Play golf. Golf oynamak. Şimdi geldik diğerine. Buraya baktığımızda aerobik yapmak deriz. O zaman do aerobics diyoruz. Bisiklet binmeye de gitmek deriz. Go cycling. Do aerobics, play golf, go cycling. Dolayısıyla do, play, go cevabımız C seçeneği. Şimdi konumuzu güzel bir şekilde öğrendik ama yine bol bol tekrar etmemiz lazım. Zoru Bankası'ndan, Dinamo İngilizce'den ve Taktikli İngilizce'den sana ödevler vereceğim. Taktikli Sözlerin İngilizce kısmından. Bu arada sen bu kelime kartlarında güzel güzel çalışmalısın Tonguç Eren'im benim. Şimdi konumuz fitness'te, hemen fitness konusunu açtığımızda şöyle bakalım nerede. Party time. Fitness'te birinci testi ödev veriyorum sana. İ15. Burada yine takıldığın sorular olursa kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerinden dinlemeyi unutma. Ekstra dijital sorularını çözmeyi unutma. Taktikli kitabında Tonguç Elvan'ın benim. Dinamo İngilizce kitabımıza baktığımızda ise burada part time'dan sonra hemen fitness'e bakıyoruz. Burada senin için önce kelimeleri verdik Tonguç Elvan'ın benim. Sonrasında bak burada güzel güzel resimlerle kelimelerle alakalı alıştırmalar yaptırdık. Bu alıştırmaları güzel güzel çözüyorsun ve ekstra dijital sorularını da çözmeyi unutmuyorsun. Bu dijital sorular da senin için çok çok önemli. Bunları da çözdükten sonra artık güzel bir şekilde fitness'e hazır olmuş oluyorsun. Zoru Bankası'ndan da yine ödev vermek istiyorum. Zoru Bankası İngilizce'de fitness 1 testini veriyorum. Fitness 2'yi şu anda çözmene gerek yok. Bir de buradaki dijital soruları çözersen, yani hani takıldığımız sorularda ne yapıyorduk? Çözümleri izliyorduk. Çözümleri izliyorsak işte bu çözümleri izlediğin zaman zaten bu soruların hepsi telefonuna da inmiş oluyor. Burada aynı zamanda dijital soruları da ekstra çözebilirsin Tonguç Elvan benim. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç Elvan benim.